Şeref Oğuz, Trade yabancı sermaye midir? Değildir elbette, ama finansal okur yazar olmayanlara böyle yutturabilirsin. Neticede yabancıdan geliyor ve sermaye getiriyor. İyi de ne götürüyor? Bu soruyu sormadığımız için başımıza gelmedik musibet kalmadı. Hatırlayın, ne batiyede epistemolojiden neden koptun arkadaş dememiştik. Trade, Türkçe ifadesiyle fırsat kazancı, şu anda bizim döviz ihtiyacımızı karşıladığımız mekanizma. Ülkedeki kurları baskıla, faizini de yüksek tut ki para bulasın. Peki ya maliyeti? Ne sen sor ne de ben diyeyim, 6 ayda dolar bazında yüzde %18 kar. İnan böylesi kar uyuşturucu ticaretinde yoktur. Yabancı sermaye diye yutturunca, para bulmak için körfeze gitmiştik. Hafize Gaye Erkan ile Mehmet Şimşek, Oradan bize 50,7 milyar dolar kaynak getirecekti. 50 bin fidan alabildiler, onlar da Ankara'da Katar Parkı için. Kaynak, önce bize maketinden sattığınız Kanal İstanbul'un 14 milyar dolarlık ürünleri teslim edin dediler. Din kardeşi olduğumuzu, deprem yaşadığımızı söyledik, acıdılar ve 8,5 milyar dolarlık sukuk verdiler. Fakat İngilizler taş koydu. Berat Albayrak'ın Sıvap'tan attığı kazığa misillememiz. Atlantik'i geçtik ABD sahillerine vardık, radarımızdasınız, bakarız ileride. Dediler, boş çevirdiler. İki soru iki cevap, stratejiye dair. Yabancı sermaye neden gelmiyor? Çünkü hukuki güvence istiyor. Çünkü malına çökülsün istemiyor. Çünkü nebatik çözümlere maruz kalmak istemiyor. Çünkü faizin yeniden nasıl olacağından korkuyor. Nitekim yabancı sermaye gelişinden fazla, bizim sermaye yabancılaşır oldu. Bu yüzden sadece yüksek faizimize geliyorlar. Yabancı raporlar neden bizi övüyor? Çünkü bizden kazanç sağlamayı kalıcı hale getirmek istiyorlar. Kuru arttırma ki 100 dolarla ülkene geleyim, faizi düşürmek ki yüksek nema kazanayım ve vade sonunda baskılanmış kurdan dövizime döneyim. Raporların bize, aslansın, kaplansın, notunu arttırdım, diye gaz vermeleri boşuna değil. Not, size IMF yolları, bize kurşunlar. IMF toplantıları için yine yollara düşüyoruz. Bakan Şimşek ile Güvernör Karahan 21-26 Ekim tarihleri arasında IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Neyse ki bu defa onlarca araç, yığınca personel ile katılmıyoruz. Ne fayda sağlanacağını bilmiyoruz, bari bütçemizi yollarda harcamayalım. Toplantılarda, düzensiz küresel büyümeyi artırma, borç sıkıntısıyla başa çıkma ve yeşil enerji geçişini finanse etme çabaları görüşülecek. Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankaları ve Sivil Toplum Gruplarından 10 binden fazla katılım bekleniyor. Bizimkiler burada elbette dış finansman için temaslar yapacak. Ancak ayemiflik olmamıza rağmen siyaseten kendimizi öylesine bağladık ki, değil IMF'den bir şey istemek, onlarla aynı karede dahi görünmek istemiyoruz. Bu yüzdendir ki kendimize IMF olmaya başladık. Fakat IMF dahi sosyal politikaları önemserken bizler, insansız ekonomi, sürümünü sevdik. O halde orada ne işimiz var? Biliyoruz ki bize para vermeyecek, radarımızdasınız, diyecekler. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, buraya insanlar biraz moral bulsun diye toplanacak, diyor ve ilave ediyor. Yüksek vitesli harekete geçmeleri için korkmuş bir şekilde ayrılsınlar. Yeter. Görünen o ki IMF toplantılarında bizimkileri zorlu diyaloglar bekliyor. Reform sözü veremiyor, enflasyonu indiremiyor. IMF ile görünmek istemiyor ama istemem yan cebime koy diyecekler.